Değerli arkadaşım, bugün sana ömrünü nasıl tüketirsin? Ömrünü nasıl boşa harcarsın? Verimsiz bir ömür nasıl olur? Bunu anlatmak istiyorum. Verimsiz bir ömür için en önemli madde hayal kurmamak. Eğer hayaliniz yoksa o zaman hedefinize ulaşamazsınız. Çünkü sık sık duyduğunuz bir cümle vardır. Nasip etmeyeceği şeyi Rabbim hayal ettirmez diye. Eğer siz hedefinizi hayal edemiyorsanız o zaman o hedefe ulaşmanız mümkün değil. O yüzden eğer verimsiz bir ömür istiyorsanız o zaman hayal etmeyeceksiniz. Hayal kurmayacaksınız. Verimsiz bir ömür için ikinci madde ne? Canının sıkılması. Can sıkıcı olmak, mutsuz olmak, kendini oyalayamamak. Bu da ne yapar? Senin ömrünü zehir eder. Şimdi gelelim üçüncü madde hayatının verimsiz olması için. Sürekli ertelemek. Erteleyerek ömrünü ne yaparsın? Tüketirsin. Ömrünü israf edersin. Ömrünü zayi edersin. Şimdi gelelim dördüncü maddeye. Günlerinin rutin olması. Sürekli aynı günü tekrar tekrar yaşamak. Yani çarkın içinde koşmak. Dün ile bugünün aynı olması. Bununla alakalı hadis-i şerif de var biliyorsunuz. İki günü bir olan ziyandadır diye. Verimsiz bir ömür için beşinci madde ise sürekli şikayet etmek. Önüne gelen insanlara yaşadıklarını, geçmişini, şu anki durumunu şikayet ederek anlatmak. Şikayet edecek bir şeyler bulmak. Almanların bir sözü var. Hata arayan bulur. Yani şikayet edecek bir konu ararsan bulursun. Mutlaka bulursun. Her zaman vardır. Eğer sen gerçekten hayattan tat almak istemiyorsan, hayatını zehir etmek istiyorsan, ömrünü tüketmek istiyorsan, ziyan etmek istiyorsan o zaman şikayet etmeye devam edebilirsin. Gelelim altıncı maddeye. Sürekli bahaneler bulmak. Bahaneler üretmek. Ömrünü ziyan edersin. Ömrünü israf edersin. Sen de eğer gerçekten hayatının verimli olmasını istiyorsan, hayatını güzelleştirmek istiyorsan, ömrünü ziyan etmek istemiyorsan, o zaman benimle bir ön görüşmeye gel. Bu ön görüşmeye nasıl katılacaksın? Hemen videonun altında link var. O linke tıklıyorsun, form dolduruyorsun. O formu okuyan bizim yardımcılarımız, arkadaşlarımız var. Onlar senin benim programa uyup uymadığını anlarlar. Eğer uyarsan seni telefonla geri ararlar. Ve sana benimle görüşmek için görüntü yolu ile sana randevu verirler. O randevuda karşı karşıya oluruz. Sen beni görürsün, ben seni görürüm. Sen bana hedeflerinden bahsedersin. Gelecekte arzuladığın hedeflerin vardır. Arzuladığın durumlar vardır. Şu anki durumunu anlatırsın. Oraya nasıl geleceğini ben sana adım adım anlatırım. Sana bir plan veririm eline. Bunun için yapacağın şey hemen videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup bize göndermek. Hemen şimdi harekete geçebilirsin. Hoşça kal.